Merhaba arkadaşlar, oyuna yeni güç sırrı modu geldi. Ben de hemen denemek için oyuna girdim ve size içerik çıkarmaya çalışıyorum. Evet, sakin bir yere atladık. Haritanın bazı noktalarında turuncu zon, turuncu alanlar gibi yerler var. Buralarda çatışmalar çok oluyor. Biraz bu yüzden sakin bir yere atlayıp oyunu anlamaya çalıştım. Evet, daha deminki haritada gördüğünüz gibi turuncu alanlar ve turuncu grafikli yerler var. Bu grafiğe benzer turuncu yerlerden armorlarımızı, güç zırhlarımızı alıyoruz. 3 çeşit güç zırhı var. Evet, şu nano kristalleri de toplayalım. Nano kristaller bizim güç zırhı almamıza yardımcı olacak. Bir de şu şablonlardan, mavi kağıtlardan toplayacağız bol bol. Evet, adımın yanında sağda görüyorsunuz 200'e ve 600 2 ve 600 yazıyor. Bu 2 yeniden canlanma hakkım. 600'de topladığım nano kristaller. Evet, şimdi öncelikle lootumuzu yaptıktan sonra bu turuncu grafikli alana geldik. Burada güç sıfırlarımızı aktif edeceğiz. Çatışmalar etrafta hala devam ediyor. Ses aldım. Bot olabilir. Evet, gördüğünüz gibi bu pick-up'ların içerisinde zırhları alıyoruz. Bunun eşi dostu akrabası olabilir. Gördüğünüz gibi şu sandıklarda kristallerimizi aktif edeceğiz ama hala ses geliyor. Bunu da bir öldürelim. Sağdan sağ geçti zannetmiştim. Evet, şimdi öldük ama oyun bize yeniden canlanma hakkı veriyor. Bu Counter Strike'daki tehlikeli bölge modu gibi olmuş. Şimdi adamların bu kasabada olduğunu biliyorum, o yüzden biraz köşeye atlayacağım ve onlara pusu kuracağım. Ha, çok iyi. Yeniden canlandığımızda oyun bize silahla şey yapıyor, canlandırıyor. Bir UMP, bir de pompalımız var. Şöyle sinsice yaklaşalım. Bu arada onlar power upgrade'lerini, yani güç zırhlarını aktif edince ölülerden de, sandıklarından da onları alabiliyoruz. İlla o konteynerin içine girmemize gerek kalmıyor. Ben zaten onu öneririm arkadaşlar. Çünkü buralarda çok fazla çatışma oluyor. Yani bir evin içerisinde ilk oyunda 20'ye yakın ölü insan sandığı gördüm. Evet, onun içerisindeler büyük ihtimalle. Şu an güç zırhlarını aktif ediyorlar. İşte ayak, kol. Evet, gördüm, bir saniye. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım. Evet, bakın zırhlarını giymiş. Apolet gibi sağında solunda gözüküyor. İki tane daha takım arkadaşı var. Bir baygın daha aldık. Evet, buradan ikileşimizi aldık. Ya bunlar teaming mi yapıyordu? Bu niye üçleş gelmedi ki? Soldaki adam ölmedi mi acaba? Ha, takım arkadaşı varmış. Pardon, takım arkadaşı varmış. Şimdi bunları biz lootlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bakın burada güç zırhı, güç yeleği falan hepsi var bunda. 3 çeşit zırhın hepsini aldık. Kollarımızda yeni korumalar çıktı. Aynı zamanda zıplama tuşumuz değişti. Havada uçmak için çift dokun diyor. Oo, öldürdüğüm adamlardan biri canlandı. Allah, mermim yok. Of, Allah. Allah'tan pompalım varmış. Bu arkadaş bir daha canlanamaz. Bunu iki kere öldürdüm çünkü. Benim de bir tane canlanma hakkım kaldı. Görüyorsunuz 1500 tane de nano kristalim var. Bu adamın yanında o grafikler gösteriliyor. Evet, ayak zırhı, güç yeleği, bir de kol zırhı var. Bu üçünü tamamladığınızda arkadaşlar ejderha nefesi dediğimiz bombayı atabilme imkanımız doğuyor. Gördüğünüz gibi uçma tuşumuz
zıplama tuşuna geldi. Yani zıplama tuşumuz uçma tuşuyla değişti ve eğilme tuşunun orada bu ejderha nefesi dediğimiz yeni bir bomba atar gibi bir şey gelmiş oldu. Yani menzili çok kısa. Evet, gördüğünüz gibi burada işte Lumberyard'da şu an haritada sağ üstte görebiliyorsunuz. Orada bir sarı bir alan var. Buraya droplar düşüyor. Burada sandıkları açıyorsunuz. Oralara drop gelmesini sağlıyorsunuz. Evet, bizden önceki bir grup buraya inmiş tabii doğal olarak. Bu sandığı açmış, drop'u almış. Dediğim gibi buralara atlamanızı çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü çok kalabalık oluyor. Evet, ilk uçuş deneyimimizi de gerçekleştirdik. Burada bir ses aldım. Bunu bir ejderha nefesiyle bir öldürmeye çalışayım. Şu butonun yerini de ayarlasaydım keşke. Çok kötü duruyor. Evet, dediğim gibi butonun yeri gerçekten çok kötü. Bu bot mu acaba? Yoksa burada öleceğiz. M416'ya geçelim. Bunda da bir tane güç zırhı şablonu varmış. Nano kristalleri de toplayalım. Gerçi şu dakikadan sonra pek bir ihtiyacımız yok. İleriden silah sesleri geliyor. Hemen oraya doğru da bir siper alalım. Bakın, gördüğünüz gibi sağda kulemsi, turuncu kulemsi bir şey var. Bunların yanında genelde çatışmalar oluyor arkadaşlar. Herkes güç sırrı peşinde olduğu için. Evet, bir nano kristal, bir sandık da karşıda. Ön tarafa doğru siper almışlar. Tepe bug'ı falan mı, anlamadım. Bakalım bu nehirden uçabilecek miyiz? Onları arkalamaya çalışacağım. Oo, bayağı da uçuyormuş bu. Tam çıkamadı karşıya ama. Şimdi onları arkalamaya çalışacağım. Evet, benim arkalamaya çalıştığım adamlara karşıdan sıktılar. Onları öldürdüler sanırım. Alan dışında kaldım. Evet, bu taktik şu an için pek işe yaramadı gibi gözüküyor. Ben tekrar alana gireyim ve köprüyü mü tutsam acaba? Görebilirsem bir süre daha kalacağım ama. Yok, karşı tarafta alana geçeceğim. Onları alana girerken köprüyü tutarak öldürmeye çalışayım. Nehrin üstünden gene bir çift tıklayalım ve uçalım bakalım. Burası biraz daha dar. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Evet. Shiro yargı dağıtmaya devam ediyor. Bayağı bir adam öldürdüm maçın başından beri. Evet, arkamdan da sıkıyorlar şu an. Şu kovuğun içine girelim. Neredesin? Evet, gördüm, ağacın dibinde bir tane var. Loot yapıyor öldürdüğü adamı. Tam biz yatıp sprey atacakken. Evet, diğer arkadaşını da gördüm. Şu an iki kişi karşı tarafta. Evet, ben köprüde. Bakalım pusumuz başarılı olacak mı? Evet, geliyor. Avımız geliyor. Gayet güzel. Şimdi takım arkadaşına bakacağım. Evet, şu ejderha gözünün yerini değiştirmek lazım. Eğilmeye basacağımı ona bastım. Yerimi neredeyse belli ediyordum. Şu yolun tümseyini kullanıyorum siper gibi. O uçuyor, onda da var. Evet, canı çok az üzerine rushlamam lazım. Gördüm seni. Gayet güzel. Shiro'yu da öldürdük. Evet, bu oyunun başından beri o en fazla kill alan adamdı neredeyse. Alana da girmem lazım. Bir Shiro'yu da lootlayayım. Herhalde çatışma karşı tarafta devam edecek. Oo, MK yedik arkadan. Al. Gir 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 şuraya gir. Yok, burada da yer yok. Denize de dalamıyorum. Evet, çok zor. Artık bundan sonra çok zor.
öldük. Bir tane daha canlanma hakkım olması lazım. Ah. Ben bir kere canlandım. Oyun bitti. Arkadaşlar bu niye böyle oldu? Cevap yazarsanız sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın.